Rica ederim efendim, tempoya dikkat edin beyefendi biraz! Rica ederim, istirham ederim, tempoya dikkat edin beyefendi! Çok güzel, hadi bakalım, 10 dakika istirahat kızlar! Evet, evet, 10 dakika istirahat, hadi dinleyelim biraz! Burası içkili gazino değil! Kendinize, ihtiyatlarınızla bağdaşacak bir iş arasanız çok isabet etmiş olursunuz! Buyurun! Vallahi bilmem ki... Hakkı Baba bu müessesenin en eskisidir! Hani bir ağızda git demek de zor geliyor! Fakat... Revünün istikbali bakımından sen de haklısın. Peki, dediğin olsun. Hayrola baba? Bu gece oyun yok mu? Yok! Ne bu gece, ne yarın... ...ne de daha sonra... ...artık benim için oyun yok! Yalvarırım baba, içme! Zarar yok, yeni bir iş buluruz! Hadi, bundan bir tane daha al bana! Hayır baba, alamam! Almayacağım da!
Seni kendi ellerimle zehirlemektense ölmeyi tercih ederim. Baba, ne olur gitme. Bu meseleyi yarın münakaşa ederiz. Birazcık kızını dinle. Hanımefendi, telgraf. Kimden acaba? Ver bakayım. Tamam! 15 günde yıldızımın bana hazırladığı sürpriz bu olacak! Cuma günü Pa'a ile İstanbul'dayım, yeğeniniz Rüştü! Verildiği yer Utopya! Aman yarabbi, vallahi resmen Patagonya'dan geliyor! Patagonya'dan geliyor, anladın mı? Hadi be, sen de! Suzan! Suzan, telgraf! Telgraf! Suzan! Ruşeni! 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 Ey yaradana kurbanım! Ruşeni! 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 Ayol, bu saatte göğe bakıp ne görüyorsun? Ayın 14'ünü karıcığım! Vallahi sen delirmişsin! Gün ışığında ay görünür mü? Gözükür karıcığım! Güneş Akrep Burcu'na girince ayın 14'ü bol gibi görünür! Hem rica ederim, tetkikatı ilmi fezama müdahale etme! Hadi, bırak bu saçmalıkları da telgrafa bak, telgrafa! Telgraf mı? Kimden? Yeğenimden! İyi! Hani evlendiğimiz sene Patagonya'ya giden abim vardı ya... İşte onun oğlundan, Rüştü'den! İki gün sonra bizi, beni yani sevgili halasını ziyaret etmek için İstanbul'da olacakmış benim için! Ya, gözün aydın, kulakların Manisa! Efendi! Sen gelenin kim olduğunun farkında değilsin galiba! Kimmiş? Patagonya'dan yeğenim Rüştü geliyor! Rüştü, Harun kadar zengin ve meşhur! Onu karşılamak için bir şeyler yapmalıyız! Hadi yürü! Yürüsene ayol! Hadi yürü efendim! Dur ya, o yerini kaybettim be! Ay dilini eşek arısı soksun emi! Pantolonya değil, Patagonya! Hayrola, içeride gene harp hazırlığı mı var? Yok canım! Hanımın Patagonya'dan yeğeni geliyormuş! Onun karşılama törenini müzakere ediyorlar! Patagonya neresi? Patagonya! Oh. Aşk ve hayaller ülkesi! Karaca! Patagonya! La cucaracha, la cucaracha, la rica cacarosimuna. La cucaracha, la cucaracha, la rica cacarosimuna. Cucaracha, chacha coca, rosimuna, cacarocha. La cucaracha, la cucaracha, la rica cacarosimuna. Cucaracha, chacha coca, chacha coca, rachi coca, maricarosimuna. Cacarocha, cacarocha, chacha cucu, cucaracha, chacha racuco, cacaracuco. Çekil eli, tok evini at gidisi sende!
Ya öyle mi? Alacağın olsun. Görürsün sen. Bir daha otomobile zor binersin. Suzan! Suzan felaket! Aksineye bak, son günlerde kalçam gene 2 santim geniş. Ya, aman Allah'ım! İyi ki tam zamanda farkına vardım, yoksa el aleme rezil olacak. Ya. Ah ya benim halim! Patagonya'da en son saç modeli nasıl bilmiyorum ki! Anne, yarından tezi yok, Beyoğlu'na inip kendimize çeki düzen vermeliyim. Tamam! 2 günde o savruna mı mavruna mı ne alsa orada zayıflarız! Ben de güzellik enstitüsünde Avrupa'yı bir şekle girerim. Peki... Babanı ne yapacağız? Babamı ne yapacağız? Yok! Kendinize yapacağınız yeter! Bana hiçbir şey yapmayın! Ben halimden şikayetçi değilim! Yok! İmkansız! Sen de modele uyacaksın! Rahatsız olma kızım, başın sağ olsun. Sağ olun Ahmet Bey. Sakın söyleyeceklerimi başka türlü anlama. Birikmiş kira borçlarını da ima etmek istemiyorum. Şimdi ne yapmak fikrindesin, onu bilmeliyim. Yo, ağlamak yok. Öğrenmek istememin asıl sebebi sana yardım etmek içindi. Teşekkür ederim, çok iyi kalplisiniz. O da ne demek? Senin gibi hayatta kimsesiz, yalnız kalmış güzel, cici bir kıza iyilik yapmak her insanın vicdan borcudur. Ben de kimsesiz. Bana bakacak, benimle arkadaşlık yapacak senin gibi birine benim de ihtiyacım var. Hem ben parası olan, eli açık biriyim. Sana istediğin şeyleri alırım. Hiçbir sıkıntın kalmaz. Tabii. Evet, tabii. Tabii, beraber yaşarsak, ha? Defol, çık dışarı, çık! Öyleyse paramı, paramı istiyor! Paramı, defol, çık paramı, dışarı! Paramı, paramı! Biz 2 gün için İstanbul'a iniyoruz. Kendimize biraz çeki düzen vermemiz lazım. Göreyim seni Necdet, sakın bunları mutfağa sokma. Dünden artan yemekler 2 gün için bir mahalleye bile yetişir. Sen de biraz zayıfla. Şişmanlık modern manada hastalık sayılır. Söylediklerimiz sen de anladın değil mi? Hı? Döndüğümüz zaman evin içi pırıl pırıl olmalı. Sonra karışmam, anladın mı? Hanımefendi merak buyurmasınlar. Hı? Emirleri harfiyen yerine getirilecektir. Münasebetsizlik yok olsa vallahi sen icat edersin! Sırası mı şimdi motora su koymanın? Hadi elini çabuk tut, bir sürü işimiz var! Su koymuyorum hanımefendi, motor çalışmıyor! Anlamadım! Garajdan aldığım zaman bir şey yoktu. Galiba gene akü boşalmış. Hadi sonra doldurursun! İyi ama olmaz ki, aküyü değiştirmek lazım, yoksa çalışmaz. Canım, üzülmeye değmez, taksiyle gidiveririz. Sus, efendim! Sus! Ağzını açma! Peki! Zaten peki. Bütün kabahat sende! Peki! Suzan, kızım vallahi bayılıyorum! Adam, senden de, bu köhne arabandan da bıktım! Tezi yok, bu eve yeniden bir çeki düzen vermeli! Haklısın anneciğim, şu otomobilin rengine bir baksana! Hiç bu senenin modasına uyuyor mu? Düşünüme de bir taksi çağır bakayım! Hadi! Ey Allah'ım! Oh be! Geçmiş olsun, iyi atlattın. Sorma! Hakikaten ucuz atlattın. Çalışıyor, hani akü boştu. Anlıyorsun ya, bu geceki gezme de otomobil benden. Eğleneceğimiz yeri bulmak ve içkiler de benden. Peki paralar? Orazık olan şişman içeride hani. Bu şahane güzelliğinizle bence çalışmaya, iş aramaya hiç mecbur değilsiniz.
Bu akşam yemeği beraber güzel bir yerde yiyelim. Müzik, içki, değişiklik göreceksiniz, size iyi gelecek. Kederlerinizi bile unutacaksınız. Yanlış kapı çaldınız beyefendi. Artık kuzu postuna bürünmüş aç kurtları tanıyorum. Hayrola kızım? Yo, ağlama evladım. Ağlama, sonra Babican amcanı da ağlatırsın. Buraya geldin ise iş içindir. Yoksa bir münasebetsizlik olmuştur. Evet. Rahmetli validenin sağlığında hep beraber turneye çıktığımız bir rasim vardı. Şimdi kıyak bir kazino işletiyor. Hey, ne dersin? Ağlama yavuz, ağlama! Hiç uğraşmayın, kandıramazsınız! Bu palavralara artık karnım tok, yemem! Utanın yahu! Şu borcunuza bakın! Supi! 375 lira 40 kuruş! Baradan! 482 lira 65 kuruş! Beni hep bu numaralarla mahvettiniz! Yok, yok! Aklınızdan çıkarın! Hı? Ben yokum bu işte! Hı, ayıp be! Ya? Sen ne kötü kalpli arkadaşmışsın meğer! Yazık, çok yazık! Bunda ne kötülük var? He. Otomobil Baradan'dan, içkiler de benden, eğlenmek de senden. Öyle değil mi Baradan? Konuşsana, hadi konuş, değil mi? Boş ver Supi, kapa bu mevzu. Arkadaşımızın neden gelmediğini Orhan'a anlatırız. Vazgeç. Hasta da ondan gelmedi deriz. Orhan çok işli çocuktur. Üzülür sonra. Üzülür zavallı! Hem de çok üzülür! Üzülür, anladın mı? Doğruyu söyledim mi kabahatli oluyoruz. Ben kimsenin üzülmesini istemem. Madem ki istiyorsunuz, peki! Kimi aradınız efendim? Rasim Bey'le görüşecektim. Bu saatte bulunmaz. Geceleri ondan sonra gelir. Buyurunuz beyefendiciğim. Kürhanlı, tığ gibi delikanlı, içtim başım dumanlı, hayda hayda di hayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda, çalsın sazlar oynasın kızlar. Bu gece barda, gönlüm hovarda, çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda di hayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda, çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda di hayda.
Hey hey! Çapkınım hovardayım, 24 ayardayım, her gece bir bardayım. Hayda hayda de hayda, bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Hayda hayda de hayda, bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Hayda hayda de hayda. Yaşayın çocuklar. Bu ne sürpriz böyle? Necdet arkadaşımızın şerefine. Bizlerin şöyle mütevazi bir ziyafeti. Buyurun büyük üstadım. Sağ ol, sağ ol. İyi ettiniz ama üçünüz birden nasıl tüydünüz anlayamadım. Sorma. Birazdan öğrenince gülmekten bayılacaksın. Marco, arkadaşımız için tazele masayı. Baksana harman yerine dönmüş. Yoksa efendimiz üzülür. Hem de pek çok üzülür. İçelim. Yes bakalım. Hadi. Affedersiniz, Rasim Bey geldi mi? Patron, gündüz sizi arayan hanım. Aa, felaket! Kalçam iki santim genişlemiş, Rujeni! Sauna banyosu yapmalıyım, anneciğim, Rujeni! Ya benim saç modelim? Asıl siz, yeğenleri Rüştü Patagonya'dan geldikten sonraki komediyi seyredin. Başınız sağ olsun, yazık. Babanız en eski arkadaşlarımdan biriydi. Demek şarkı söylemek istiyorsunuz. Peki deneyelim. Hey Jack, bak yeni biri. Hangi şarkıyı okumak istiyorsunuz? Bilmem, notası olan her şarkıyı okuyabilirim. Burada söylenen şarkıların notası olmaz ki. Konservatuvardansınız galiba. Evet. Gelin. Helal çıktın baba, helal! Ağır ol! Çaklayacaksın! Ebeni bak, ebeni! Çok şükür kurtuldum! Kadehimi narin yapılı, tok gözlü ve iştahsız arkadaşımızın boğulmaktan kurtulması şerefine kaldırıyorum. No? No? Granada, tierra en son grandota, en carnes de toros. Mujer que conserva el embrujo de unos ojos moros. De sueros revela gitana cubierta de Bu da nereden çıktı ya? Amma bağırıyor be, kavgamızı bozacak. Marco oğlum, değiştir çünkü. Dilber, göreyim seni kızım, etrafı neşelendir.
Hadi yavrum. Şişeler, lingo lingo şişeler, rakım mı içtin sen bensin, çamağı düştün lingo lingo şişeler, yar 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 aman. Lingo lingo şişeler, rakım mı içtin sen bensin, çamağı mı düştün bensin, yar 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 aman. Affedersiniz, evvela kendimi tanıtayım, ben Rüştü. Patagonya'dan Röyüm'e yeni yıldızlar bulmak için Türkiye'ye geldim. Sesinizi çok beğendim. Bu hususta sizinle konuşmak istiyorum. Ha, hem müsaade ederseniz bu vesileyle arkadaşlarımı da tanıştırmış olayım. Hususi katibim Necdet, otomobilimi kullanan Baradan. Ve hususi hizmetkarım Supi. Çabuk masanın hesabını öde! Burası oturulacak yer değil! Buyurmaz mısınız? Güle güle patron! Ne hesabı ya? Ben buraya davetli olarak geldim! Lütfen beyin emirlerini yerine getiriniz. Ne? Bir şey mi var? 182 lira ha? Siz yok musunuz? Demek babanızı da kaybettiniz. İnanın dertlerinizi paylaşmak isterdik. Ama önce bu gece sizin istirahat etmeniz için bir yer bulmak lazım. Bana karşı göstermiş olduğunuz alakaya çok teşekkür ederim fakat bilmem ki. Yo. Evvela bizleri arkadaş olarak kabul edecek, sonra da itiraz etmeyeceksiniz. Baradan, senin ablanın Melahat Hanım'ın evinde Suna'yı misafir etsek? Eğer kabul buyururlarsa, bu ailemiz için büyük bir şeref ve gurur vesilesi olacaktır efendim. Onu gördüğünüz zaman o kadar sevineceksiniz ki, Melahat abla ablaların en iyisidir. Durun yahu! Bunlar ne olacak? Durun! Ne yapacağım bunları? Bari Alman usulü olsun! Durun yahu! Kim yer bu numaraları be? Siz gidin de bu mavalları başkasına yutturun. 40 yıllık cihan yandı Melahat'a, pollim ha! Bırakın şimdi bu dümenleri de işin doğrusunu bana çıtlatın bakalım. Asıl maksadınız ne, onu anlayalım. Melahat ablacığım, vallahi kötü bir maksadımız yok. Billahi yok! Peki, madem ki öyleydi de, Patagonya'dan gelme yalanlarına ne lüzum vardı? Şey işte, ağzımdan kaçtı. Kızı birazdan sen de görünce, inan ki için sızlayacaktır. İnce yerime dokundunuz be! Bir şartla! Kızı alırım! Ama sizi kovarım! O bu evde olduğu müddetçe, eşikten içeri adımınızı atamazsınız! Anladınız mı? Gecenin bu saatinde çok ayıp olacak. Yok, oh, ne münasebet! Bilakis memnun olur. Buyurun! Buyurun Suna Hanım, Melahat Hanım sizi bekliyor. Ablam Melahat! Sana bahsettiğimiz yeni arkadaşımız Suna Hanım. Şu andan itibaren senin misafirin. Gevezeliği bırakın! Gel yavrum içeri. Buyurun. Ne? O işi için. Kardeşiniz de, arkadaşları da, hepiniz çok iyi insanlarsınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aman kızım, bu laflara ne lüzum var? Ölümlü dünya, kötülükten ne çıkar? Hadi yavrum, sen yorulmuşsundur. Yukarı çıkalım da dinlen biraz. Şunlara da bak, hay Allah kahretsin sizi! Utanmaz koskoca herifler! Hadi defolun diyorum size! Defolun buradan! Ben size buraya girmeyin demedim mi? Defolun diyorum!
Basın, yürüyün hadi! Münasibetsizler, siz utanmazlar! Yürü! Yani şu yalanları söylemeye ne lüzum vardı? Şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Yarın hakikati öğrenince daha çok üzülecek. Günah değil be birader şimdi. Şeytanın işi yok, oldu bir kere. Aklıma öyle geliverdi. Sahi ne yapacağız şimdi? Önce bu geceki hesabı görelim. Ondan sonrasını düşünürüz. 182 lirayı dörde bölersen... Ayıp, ayıp! Bir masumenin istikbali mevzu bahisken... sen 3 kuruşun peşindesin. Senin gibi bir arkadaşım olduğunu düşündükçe... utanıyorum. Ah hissiz, vicdansız! İğreniyorum senden! En kederli günümüzde menfaatini düşünen insan! Ey para hırsıyla benliğini şeytana satan adam! Utan bu halinden, utan! Utan! Abi! Eyvah! Eyvah! Hanım geldi! Korkan! Hanım. Çabuk mutfağa! Arka kapıdan tüyersin! O tarafta değil! Bu tarafta, bu tarafta! Hayırdır ahbap? Buyurun, take off! Patagonya'dan aynı günde gelen ikinci telgraf! Çıkın çıkın! Korkmayın! Hanım filan değil! Seyyah hakimi mühim bir sebepten dolayı bir müddet tehir ediyorum. Stop! Geleceğimi ayrıca telleyeceğim. Stop! Rüştü! Stop! Sakın ha! Olmaz öyle şey! Oturun bakalım. Saygıdeğer muhterem arkadaşlarım! Şu an sizlere hitap etmenin mutluluğu içindeyim! Ey kahraman milletimizin asil evlatları! Yaşam! Bana bak ulan! Bu kıza sakın bir fenalık edeyim demeyin, alim Allah, dördünüzün de gözünü oyarım! Ayıp ettin be abla! Biz bu kadar kötü insanlar mıyız? Bakma! Kesemiz züğürt ama kalbimiz pırlanta gibidir! Evet! Burada bir tiyatro kiralayıp, en kısa zamanda... düşündüğüm revüyü hazırlayacağım! Ve bu revü en şahane bir revü olacak! Demek konservatuvara devam ediyordunuz. Zaten bunu tahmin etmiştim. Göreceksiniz! Sizi revümün en büyük yıldızı yapacağım! Öyle olmasın ne kadar isterdim! Fakat ya muvaffak olamazsam, ya beceremezsem? Merak etmeyin! Bu hususta şimdiye kadar hiç yanılmadım! Ben Patagonya'da en kabiliyetsizleri bile meşhur etmişimdir. Ah, çok meşhurdum! Hatta bunlara... bunlara bile revümde rol vermeyi düşünüyorum. Göreceksiniz, en kısa bir zamanda bunları yetiştireceğim. Harika bir şey olacaklar! Oo, saatte bir hayli ilerlemiş. Misafirlerimiz herhalde çıkmış olmalı. Hadi çocuklar iş başına! Thank you.
Seni. Rezil olduk ha dostlar. Vallahi rezil olduk. Patagonya'dan misafirimiz geldi. Hem de ne misafir? Zengin ve meşhur ve biz onu karşılamaya geç kalıyoruz. Mr. Rüştü siz misiniz? Yes. Ablacığım, acaba dünyada kötü insanlar kadar iyileri de var mı? Tabii kızım, olmaz olur mu? Öyleyse Rüştü Bey onlardan biridir, değil mi? Tüh, Allah kahretsin be! Hayırdır inşallah, son günlerde kısmetime hep maça bacağı çıkıyor. Oh ablacığım, ne olursun bir de benim falıma baksana. Peki, bir niyet tut bakalım. Kız niyet mi tutuyorsun yoksa dua mı ediyorsun? Bana bak, aşık mısın yoksa? Kes bakalım. Her ne kadar Patagonya'daki yemeklere benzemezse de patlıcan kebabımız, kuru fasulyemiz gayet lezzetlidir. Buyurun. Bundan hiç şüphe etmiyorum efendim. Bak, kısmet ayağına geldi. Hem yakışıklı hem de zengin. Aklını kullan, cilveni yap. Bir evlendin mi ver elini Patagonya. Orada prensesler gibi yaşarsın. Eh, biz de ahir ömrümüzde babanla mürüvvetinizi görelim. Arada sırada ziyaretinize de geliriz. Buyurun efendim. Buyurun.
Patagonya'da zengin ve muvaffak olmak o kadar kolay, o kadar basit bir iştir ki tasavvur edemezsiniz. Yeter ki yeni bir fikir, yeni bir şey bulun. Won't you drink with me? Efendim? Anladım. Oh, yes, Mrs. Susan. Çok özür dilerim. Size garip gelebilecek değişmez bir prensibim vardır. Ben herhangi bir memlekete gidersem oranın lisanını konuşmayı adet edinmişimdir. Öz vatanımda ana dilimi kullanmayı bilhassa tercih ederim. Ah, oh, ne kadar enteresan şey. Şimdiye kadar kaç memlekete gittiniz? 3-5-7, 17. Demek en az 17 lisan biliyorsunuz. Şayet son öğrendiğim feza lisanını saymazsanız, evet. Ya, hiç duymamıştım. Demek feza lisanı da var. Aman Suzan, ne ayıp! Bizi mahcup ediyorsun. Tabii feza lisanı olmaz olur mu hiç? Evet, geçenlerde bir mecmuada okumuştum. Ay'a gidecek ilk yolculara bu lisanı bilmeden bilet kesmiyorlarmış. Evet, ziyaretimin bir sebebi de geçen sene Paris'te yaptığım gibi burada da bir tiyatro kiralayıp mahalli bir revü yaparak sonra onu televizyonla Patagonya'ya göstermek. Şey, Paris'teki kazancınız ne kadardı? 5 milyon. Tabii biraz yorucu oluyor. Yeğenim, sen üzülme. Ruşenin sana yardımcı olur. Öyle değil mi Ruşenin? Tabii. Hiç öyle şey olur mu? Arslan yeğenimin böyle küçük işler için yorulmasını ister miyim? Ben ne güne duruyorum? Noi siamo piccole di prima. Hello. Oh, Suzan, sen misin şekerim? Ne? Patagonyalı zengin yiyen mi? Olur şey değil. Bravo, gene sükseni yaptın. Ah Nihal'cim, sana anlatacak daha ne havadislerim var, bir bilsen. Şimdi mi? Olmaz şekerim, imkansız. Yarın onun şerefine bir kokteyl veriyoruz, o zaman tanışırsın. Yakışıklı mı bari? Sana karşı nasıl? Bana mı? Ha, oho, çoktan kesildi bile. Neredeyse evlenme teklif edecek. Vallahi imkansız hayatım. Hem kendisi şimdi burada yok ki. Bilmem, galiba tiyatro mu ne kiralayacakmış. Hadi bay bay. Neden vaktiyle babanın çalıştığı tiyatroyu kiralamamı istemiyorsun? Bilmem, sağlığında beni daima oradan uzak tutmak isterdi de, belki de ondan. O zaman için baban endişelerinde haklı olabilir. Ama şu anki şartlar bambaşka. O çatının altında senin muvaffak olduğun, çılgınca alkışlandığın gün onun da ruhu şad olacaktır. Yoksa bana itimat etmiyor musun? Bilakis, sana inanıyor, itimat ediyorum. Yalnız nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözünü dört aç. Sakın yeğenimin eline cebine attırma. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Sonra o revü müdür, tiyatro mudur, ne haltsa konuşurken gizliden pazarlık etmeyi de sakın unutma. Ayol, öyle yüzüme pel pel ne bakıyorsun? Senin ne şapşal olduğunu ben bilmez miyim? Yahu bana bak hanım! Eski işportacı Zehir Ruşeli olmasıydı, sen hala Kasımpaşalı çamaşırcı Zilli Raziye'nin kızı Takunyalı Zehra olarak kalırdın. Seni Zerrin Hanım yapan bu kafadır, bu kafa! Aa. Efendi, efendi! Aa. Bana bayramlık ağzımı açtırma! Şuna da bak hele! Allah. Benim ailem beğenmiyormuş, senin Patagonya'dan gelme bir yeğenin var mı bakalım? Gene başladınız mı? Aman. Hadi çabuk olun! Rüştü Bey bir saattir sizi bekliyor! Hadi, oğlum, hadi yürüsene! Gitme yahu, Allah Allah!
Akşamı da bir atlatsak. Bana bak, akşam üzeri kokteylimiz var, sakın geç kalmayın! Bu listedeki şeylerin de en iyileri alınacak, anladın mı? Baradan efendi, giderken onu Taksim'e bırakıverin. Hadi Allah selamet versin! Bye bye darling! Sakın geç kalmayın! Gördüm, iki kişiydiler. Patron onları bir karşıladı ki... İnanmazsın, yerlere kadar eğildi. Ben anlamaz mıyım Patagonyalı olup olmadığını? Bilirsin, benim gözümden kaçmaz böyle şeyler. Doğru, bilirsin. Bu hususta senin üstüne yoktur. İki aylık kira için 50.000 lira biraz fazla ama... zararı yok. Bir çek yazayım. Aman yeğenim, böyle basit şeyler için çek yazmak size yakışır mı? Ben ne güne duruyorum? Evet, Bizans devrinden kalan bu mabet şimdi dünyanın takdirini toplamakta. Şuraya bak! Yeğenim, memleketim dünyanın en güzel yeridir. Şu şahesere bak! Ey babam de! Yahu bu güzel havada canım nasıl da balıklar akı çekti bir bilsen! Kolayı var be abi! Kum kapıda Agob'un meyhanesi ne güne duruyor? Bir dolap çevir işte! Ha, hadi be abi! Fevkalade, fevkalade! Sayen işte, iyi ki aklıma geldi! Patagonya'da Artin isminde bir arkadaşım... her rastladığımda bana İstanbul'a gidersen... sakın kum kapıya uğramadan gelme derdi. Orası uzak bir yer mi? Yok canım, kum kapıya! Madem ki istedin, göstermek boynumun borcu olsun. Tabii, bugün eniştesiyle tiyatroyu kiralayacakmış. Yarın da provalara başlayacakmışız. Ne dedin, ne dedin? Eniştesi mi? Evet, ahalasının kocası. O da çok zengin. Kocaman bir köşkleri var. Daha tanışmadık ama herhalde onlar da iyi insanlardır. Hayırdır inşallah. Bir dolap dönüyor ama... Allah sonuna hayır eyleye. İşte kum kapı burası. Şehrin kenar mahallelerinden biridir. Artin izam etmiş. Mamavi herkese doğduğu yer şirin gelir. Enişte, şu dükkanda ne satılır? Şey yiyelim, orası meyhane. Meyhane? Hiç duymadım, ne demek? İçkili lokanta. Çok enteresan, merak ettim. Ne biçim bir yer acaba? Görmek istiyorsan buyurun gidelim. Yuhu! Oh, i̇şte very good, very good! How do you do? Buyur, hiç, hiç, hiç! Keyfine bak, adam sen de! Hiç! Oh, wonderful! Buyurun, şöyle buyurun! son modeldir, hava delikli, ayağı hiç terletmez! Ve minel garayip! Geç ver, buyurun, buyurun, oturun!
Servis 4 kişilik mi olacak efendim? Hayır 2. Onlara sonra bakarsın. Heh, peki. Yo yo. Hep beraber, hep beraber. Demokrasi var. Gelin buraya. Peki gelin. Hadi tut. Ayol nerede kaldı bu Supi? Vakit geldi. Biz de yavaş yavaş giyinelim. Sen hangi tuvaleti giyeceksin? Ah, Amerikan bit pazarından aldığım son tuvaleti. Bana şerefe. Eyvallah. Master, bana bak. Rujeni. Rujeni. Biraz daha koy. Ne kasılıyorsun be? Rujeni mi, sen misin, ben miyim? Mister, lütfen bakın buraya. Acayip şeyler işitiyorum. Rujen? Oh, yes. Parazit. Parazit. Sirkeci beyazit. Hey baba, baksana! Tazele şunu! Hey çocuklar, siz de bir şeyler zımbırdatın da dinleyelim! Amcacığım, bu ne havası? Göbek havası, göbek! Göbek! Müzik havası! Bandaları karamam, kaybolursa aramam. Ben bir fakir şoförüm, patronlara yaramam. Oh, ne haberli nimetim be! Yaşa var adam! Ah, bu çok eski bir resminiz galiba. Dur bakayım. Ah, nerede o günler? Gözünü sevdiğim direkler arası, Turan Tiyatrosu, Şehzadebaşı. Ablacığım, o zaman daha şişmanmışsınız. Ne sandın ya? Bizim zamanımızda sıskalara kız kurusu derlerdi, yüzüne bile bakmazlardı. Sahnede alimallah kalçanı şöyle, şöyle, şöyle bir salladın mıydı? Bana derler fındık kurudu, çok aşıklar hapı da yuttu. Bana derler fındık Ne gülüyorsun kız? Kıs gülücüğüne kalk oyna da görelim. Beceremem ki ablacığım. Tabii beceremezsin ya. Karı dediğim fıkır fıkır, fıkır fıkır, fıkır fıkır, fıkır fıkır, fıkır fıkır olmalı. Melahat yavrum, sende daha çok iş var anam. Çok iş var. Ya! Ya o bizimci akşama sakın geç kalma, erken gel demişti. Aman geç kalma erken gel. Aman geç kalma erken gel. Şekerim gelse gelirdi bu saate kadar. Sakın bu da yeni bir sürpriz kokteyl modası olmasın. Amma da yaptın Şeri, bu geçen sene modasıydı, ne çabuk unuttum. Aman sen de, sen hangi senenin modasısın? Sakın geç kalma erken gel.
Allah Allah! Ne var? Ne oluyor? Baba! Ne böyle bu hale getirdin? Yani ne var, ne olmuş onu ver. Aman yarabbi! Cahilliği bırak senin, Patagonya'da kokteyle böyle gelmek modaymış. Bozuntuya verme, sütsene devam et, iki gözüm sen, hadi sen de! Atam be! Vallahi akıllıdır benim Rujeri, biz modanın böyle olduğunu biliyor muydun? Sakın geç kalma erken geç! Bir, iki, üç, dört! Olmuyor efendim, olmuyor. Buyurun baştan. Dikkat müzik, bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bravo, çok güzel, bravo! Buyurun, bale buyurun! Fevkalade! Dikkat müzik, bir, iki, üç, dört! Sahi, beğendiniz mi? Hakikaten fevkaladeydiniz. Kompliman zannetmeyin, sahi söylüyorum. Tahminimden de iyi. Olmuyor, olmuyor efendim, dikkat! Buyurun! Müzik, bir, iki! Acayip! Baksana Suzan! Deminden beri bir bulanıklık var bu falda. Ama kaç kere açtımsa! Aman anneciğim! Amanı mamanı yok Suzan! Benim falım hiçbir zaman yalan söylemez! Yoksa senin akrabaların koku mu sezdiler gene? Hadi gene müdafaa etsene onları! Kaç zamandır meydanda gölgeleri bile yok! Ama belli olmaz, gene ortaya çıkıverirler! Vallahi yeğenimin diğer yüzünü kesip attığı tırnağı bile göstermem onlara, bilmiş ol! Hello! Ben yaptı bir surprise! Yok burada hanımzeri! Nasıl diyorlar ona? Hala! Bu kazık da hangisi Zerrin? Fal çıkıyor galiba! Zerrin benim, sen kimsin? Ben Rüştü, sen benim hala! kolay gelsin hemşehri de... Babacım, babacım! Yoksa bu enişte ben! Evet, enişte ya! Mayna! Dur be! Çekil yahu! Göreyim bizimkiler, hadi! Kim düşerse kafana apı yutar! İşi bittikten sonra yolu tutar! Biz üç kafa darız, yakarız yıkarız! Akşam sabah demet çakarız! Sabotaj! Yes, sabotaj! Sen zaten hep böylesin! Çayı görmeden paçaları sıvarsın, söyle bakalım! Şimdi kaptırdığımız paraları nasıl alacağız? Söylesene! Söylesene! Ne cevap vereyim? Yeğen senin yeğenin diye fazla incelemedik. İnsan soyunu kendisi tanır, bende ne kabahat var? Soyum, soyum, soyum! Kafamda paralansın soyum, soyuma kurban ol! Kalk şuradan, polise mi haber vereceksin, ne yapacaksan yap, hadi! Bir de üstelik zıkkımlanırsın ha! Zıkkımlanırken boğulursun inşallah, uyumsu! Al! Al! Hay Allah kahretmesin! Rakımı ziyan zebil ettim be! Yes, sabotaj!
harem salacak Beşiktaş! Ay vallahi bayılıyorum kızım şey! Git işine be! Supi neredesin boyu devrilesice? İyi ama işi bırakacağımızı Zerrin Hanım'a kim söyleyecek? Bırak söylemeyi! Bu rahatımızdan da oluruz diye düşünüyorum. Yahu sen ne kalın kafalısın be! Niye lan? 5 saat sonra meşhursun. İsmimizi neon ışıklarıyla yazacaklar. Aç kalırım diye düşünüyorsan korkma oğlum. Pilavı kazanla koyacağım önüne. Neyse, oyun bozanlık etmeyelim. Kararımız karar. Karar! Uygun adım, marş! Yok polis, no şikayet, olur çok büyük skandal. Ama ben biliyorum nasıl yaptırdı, nasıl derler... Türkçe nasıl, rakip, kaldı fikir, yaptırdı sabotaj bana, var benim 3 muhafız, halleder, ben güzel, evet. Bu ya? Hah, bizim zizotlar da gözüktü. Gelin bakayım, neredesiniz siz? Dur! Kaçın, bana bak, kaçın! Durun! Durun, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bekleyin beni. Şahit Rüştü Bey evdeyse davetiyenizi hemen yollarım. Sağ ol abla, bu gece sayende bir de tiyatro görmüş oluruz. Affedersiniz efendim. Kimi istedin? Rüştü Bey'i rica edecektim efendim. Hangi Rüştü Bey'i? Rüştü Bey'i, Patagonya'dan gelen Rüştü Bey'i. Patagonya'dan gelen Rüştü Bey'in nesi oluyorsun sen? Hiç, revüsünün baş artistiyim. Tamam, bu da onlardan. Bana bak Yellos, başlatmayın revünüzden. Hem sen Rüştü Bey'i arayacak kadar oldun mu? Hadi bakayım, çek arabanı. Yahu siz hala giyinmediniz mi? Neredeyse perde açılacak! Ne giyinmesi yahu? Olup bitenlerden senin haberin yok galiba. Giyinmiş. Yok be. Buyurun efendim, şurası. Teşekkür ederim. Peki, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şapa oturduk. Hem öyle bir oturduk ki. Bu işi başımıza saran sensin. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Suna niye gelmedi acaba? Niye gelmemiş? Şşt, bana bak! Ben konuşurken işe karışmak, yumuşamak yok! Olur, olur! O müdürden paraları çatır çatır nasıl alırım ben? Peki hanımcığım! Hı? Dur bakayım, nereye? Ufukta düşman gözüktü, tam siber! Allah Allah, münasebesi, yürü hadi, aman! Hadi kız nazlanma, sil gözünün yaşını bakayım! Ablacığım, sana yalvarırım, beni zorlama! Artık onun yüzünü bile görmek istemiyorum! Beni kapısından kovdurttu!
Ben şimdi o haylaza Hanya mıdır, Konya mıdır, yoksa Patagonya mıdır gösteririm. Hadi yürü bakalım benden! Sen dur burada bakayım! Müdür efendi, müdür efendi! Nerede Orhan Diren Çapkın, söyle bakalım! Ha? Öp babanın elini! Sen nereden çıktın? Orhan da kimmiş? Arif! Vallahi Arif! Hem de benim Arif! Cihan yandı Melahat! Sen! Sen ha! Cihan yandı Melahat! Ne sandın ya? Of anam of! Melahat'cığım! Maşallah, hiç değişmemişsin! Sen de hala tığ gibisin be! Hey benim Arif! Ne günlerdi ha! Direkler arası, Şehzade Başı, Turan Tiyatrosu! Hatırlıyor musun? Hani bir gün tabii sahnede fındık kurduğunu söylüyordum da... Bana derler fındık kurdu... Çok aşıklar hapıda yuttu... Sen de beni kıskanıp maraza çıkarmıştın! Tabii, tabii! Eski aşkla vicdanınıza sonra devam edersiniz! Evvela bizim işi halledelim! Hotozu düşüktü kim be! Hanım, hanım lafını bil! Karşındaki adıyla sanıyla Zerrin Hanım'dır! Sonra iki elimle ağzını tutarsan patiska gibi çok diye ayırdım! Ne? Ben mi? Evet, sen! Şimdi! Bırak beni kurumam mı? Yerim seni ha! No! Bırakıyorum! No! Saçma! No! No kavga! No! No kavga! No! Hay Allah kahretsin! Gel bakayım, sen akıllı bir kıza benziyorsun. Evvela şu delilerin arasından bir kurtulalım, gel! Gel bir... Allah bana! Öf be! Deli Gül abicisine döndüm. Senin adın ne? Suna. Ne işin var burada? Revünün baş artistiydim. Şimdi değil misin? Küstüm, değilim. Kime küstün? Orhan'a, yani Rüştü Bey'e. Ya neden? Beni aldattı, bir sürü yalanlar söyledi. Sonra amcası Ruşeni Bey'in köşkünden kovdurttu. Tamam, iş meydana çıkıyor. Göster kendini Ruşeni. Peki bu Orhan dediğin nasıl bir adam? Hem iyi hem kötü. Öz! Durun! Bunları da tanıyor musun? Evet, tabii tanıyorum. Rüştü Bey'in hizmetkarları. Allah Allah! Bu Rüştü de ne yaman adammış be! Gelin buraya! Geçin şöyle bakalım! Ne duruyorsunuz yahu? Hadi bakayım herkes iş başına! Perde zamanında açılmalı, hadi gelin! Öf, çek, çek elini! Çek! Hadi! Yaşasın! Aferin yeğenime! Malın iyisinden anlıyor! Tam benim gibi zevk sahibi! Hadi bakayım! Şöyle bir güzel giyin! Ben de göreyim, göğünüm gözüm açılsın! Böyle günde küskünlük de neymiş, hadi! Vah Rüştücüm, oh! Amma tabansızmışsın be! Bir şişeyle madem ki bayılacaktın da elinin hamuruyla aramıza ne diye giriyorsun amun bey! Hadi oradan yellos! No kavga madamlar, var bende para! Kapatacak ben tiyatro! No kavga, var bende muhafızlar! Halt! İndir, indir, indir! İndir, 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 indir! Suna hala gelmedi mi? Ay Allah kahretsin! Sen de Suna'yı görmedin mi? Hay aksi şeytan, bizimkiler de ortadan kayboldu, felaket! Hadi bakayım benim güzel kızım, şöyle bir döktür de amcan Ruşen'in de koltukları kabarsın! Ay çok heyecanlıyım! Şansın açık olsun! Darling, je vous aime beaucoup, la 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 la. Je ne sais pas pas faire de la musique, musique, musique.
beni Marif! Şunların oyun bozanlığına fırsat verme! Ayıp ettin be Melahat'cığım, erkeklik öldü mü? Yeter ki şan olsun! One, two, three! Hey, benim arkasına hücum ha! Şimdi size gösteririm! Siz galiba Cihan Yandı Melahat'ın dayağını yemediniz! Sizi edepsiz herifler sizi! Sizi utanmaz kepazeler sizi! Erkek bozuntuları, ne olur da edepsiz... Aşkımla kalbin yansın, çıra gibi inşallah aşkımla kalbin yansın. Gel artık üzme bizi.
çiçek, üç böcek, herkes bizi sevecek. Biz bir çiçek, üç böcek, herkes bizi sevecek. Dur hanım, dur yahu! Parayı veren benim düdüğü de ben çalışayım elbet! Karışma ben şimdi Allah'ını seversen yahu! Her yere de burnunu sokma! Senin yerin, benimki orada. Anladın mı sen şimdi? Hadi sen de. Hadi, şükürler. Sabotaj! Ya Orhan nerede? Bilmem. Haa, yürü bakalım, gel. Var mı benim karşıma çıkacak ha? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Eksik olmayın. Ay çok teşekkür ederim. Alkışladılar. Vallahi resmen alkışladılar ayol. A dostlar ne güzel şeymiş bu revi denen şey. Yok merak, istiyorsan benim hala. Kontrat yapacak ben bu revüyle. Zahir mi? Granada tierra son grandona el perdes de tono. Mujer que conserva el embrojo de un cosmos moro. Desveos la verla gitana convierta en flores. ¡Hala! Şişeler!
Ben beğendim bu revü. Yapacak kontrat, götürecek onlar Patagonya'da. Var kabahat benim hala. Yok kavga. Verecek çok para. Laf olsun bal kabağı. Hay param başında paral olsun seni. Kakız! Şu sırada bak. Bundan koca olur mu adama? Thank you. Yaşasın bizimkiler. Thank you. Yok kontrat. Verecek çok para. Bilmem ne bilmem ne. Yes. Anladın mı? Yes. Ha şöyle be hanım! Ne bize lazım elinsin hayrısı gayrısı? Boş ver, biz bize benzeriz! Yapma yok! Aa, şöyle bak! Sen ne biçim adamsın, niçin benden kaçarsın? Sen ne biçim adamsın, niçin benden kaçarsın? Neşeni kaybetmesen manileri aşarsın. Neşeni kaybetmesen manileri aşarsın. Ha 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 ay, ha 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 ay, ha 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 ay, ha 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 ay. Kaçmıyorum ben senden, sevdim seni yürekten. Kaçmıyorum ben senden, sevdim seni yürekten. Dünya yıkılsa bile vazgeçmem sevdiğimden. Dünya yıkılsa bile vazgeçmem sevdiğimden. Ha 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 ha. Sevişiniz çocuklar, öpüşünüz çocuklar, sevişiniz çocuklar, öpüşünüz çocuklar. Dertlere kapılmayın, yaşamanıza bakın. Dertlere kapılmayın, yaşamanıza bakın. Ha 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 ha. Sabotage! Sabotage!